Hanlarım selam. 60 günde geometri kampımızın geldik bugün tam tamına 38. gününe. Çemberin 8. videosundayız. Çemberin çevresini yapacağız, bitireceğiz bugün. Çok uzun bir video olmayacak. Gördüğünüz gibi çok uzun bir video değil. Böyle rahat rahat, relax relax yapacağımız bir video olacak. Çünkü çemberin çevresinde konu kısmında size çok fazla vereceğim bir şey yok. Bir tane, iki tane bir formülümüz var. Diğer formül zaten ondan çıkıyor. Tek formül üzerinden ee, uygulamalarını yapacağız arkadaşlar. Bugün size ekstradan da 4 tane bonus sorun var. Bonus soruları da yapacağız, bitireceğiz ve çemberin çevresini bitireceğiz. Bir sonraki gün yani 39. günde de dairenin alanıyla ile ilgileneceğiz ve ondan sonra çember, daire konu anlatımımızı tamamlamış olacağız. Harika Efsinado testleri var. Çember ve dairenin e, dairenin çevresi ve alanı ile ilgili çok fazla sorun var. Asıl karşınıza gelebilecek böyle sağlam soru tiplerini orada çözeceğim. Ama önce şu konu kısmını bir bitirmemiz gerekiyor. Bitirmek için de, bitirmek için de ee, çalışmalara başlıyoruz. Hadi bakalım. Çalışmalara başlıyoruz neyse. Çalışmalara başlıyoruz. Evet. E, Mavi boncuğum yanımda diyor ki beni göster... Tamam lan gel. Kardeşim benim görüyor musunuz? Mavi boncuk. Onda şunda bundadır. Bunda şunda ondadır. Şunda bunda ondadır. 3 faktörelden 6 ama tekrarlı permütasyon olduğu için 3 faktörel bölü 2 faktörelden 3 yaptı. Mavi boncuk kimde ise benim gönlüm ondadır. Mavi boncuk sizde olduğuna göre benim gönlümde otomatikman içler dışlar çarpımı yaparsak sizde oluyor arkadaşlar. Bugün sayfa 147 ve 148'i yapacağız. Dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. Dairenin çevresini yapacağız, bitireceğiz ve halletmiş olacağız. Sonra bonus sorularımız var. Onları sen yapacaksın ama. Hadi gel derse geçelim. Şimdi dairenin çevresi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle yakınlaştık. Of. Ne yakınlaştık ya? Vallahi vallahi ne yakınlaştık. Arkadaşlar çemberin çevresi dairenin çem çevresi aslında önce bir çember ve daire arasındaki farkı anlayalım. Tanımını yapalım. Çemberin kendisiyle çemberin iç bölgesinin birleşimine biz Daire adını veriyoruz. Bu apartman dairesi değil ama bildiğimiz daire. Hani küçükken hep şöyle anlatılırdı. İşte simit bir çemberdir yavrucuğum tamam mı? Sen de böyle tabii ki e, 6 yaşında olduğun için böyle bakıyorsun böyle. Evet Ç simit bir daire şeydir çemberdir. Ama bunun içini doldurursak yani bozuk para yaparsak o zaman o bir daire olur. İçi dolu olan daire içi boş olan çember diye anlatmışlardı bize. Dolayısıyla daireden de gidebiliriz. Çemberden de gidebiliriz. Çemberin de çevresi vardır. Dairenin de çevresi vardır. Dairenin çevresinden bahsederken sadece yay uzunluğunu hesaplarız ama alana geçtiğimiz zaman çemberin alanı yoktur. Çünkü çemberin içi boştur. Alan dediğimiz zaman dairenin alanından bahsedebiliriz. O yüzden çevrede daire çember aynı şey. R yarıçaplı bir dairenin çevre uzunluğunun çapa oranı kaça eşittir? Pi'ye eşittir. Pi arkadaşlar 3,14'tür. Bu arkadaşımız. 3,14 bunun yaklaşık olarak değeridir. Bunun sonsuz tane milyon tane basamağı vardır. Ee, pi sayısının. Genelde sorularda bazen pi eşittir düz 3 alın derler. Ama bir şey demezlerse ki ÖSYM son yıllarda ne 3 alın diyor ne 3,14 alın diyor. Direkt pi olarak bırakıyor. O da mantıklı. Direkt pi olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Pardon. Ee, şimdi bir çember verilmiş bize. O merkezi R yarıçapı, çevrenin çapa oranı da 2P ile verilmiş. Arkadaşlar çevrenin çapa oranı 2 pi ise çok net bir şekilde içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman çevreyi Ç ile gösterirsek 2 pi R formülüyle bulunuyoruz. E, bu çok ağır bir ispat. Bir üçgen bir çemberde çevrenin çapa oranının 2 pi olduğu ya da çevrenin 2 pi olduğu içerisine arkadaşlar tanjant dönüşümü giriyor, integral giriyor. Çok çok ağır bir ispatı var. O yüzden bu ispatı size vermeyeceğim. Bu ispat bir gün yapılabilir ya da internette yapılmışları da var. İzleyebilirsiniz. Hobi olarak dinlemek isteyen birinin işine yarar. Ama bizim mevcut sınav sistemimizde bir çembere sürekli üçgen diyorum. Bir çemberin çevresinin iki pire olduğunun ispatını öğrenmeniz çok anlamsız bu sistemde. Ama öğrenmek aslında iyidir. Ama Oradaki integral dönüşümleri kalktı, o integral dönüşümlerini anlayamayacaksınız. Tanjant dönüşümü için tanjantın türevini integralini öğrenmeniz gerekecek vesaire. Ee, tanjantın integralini öğrenmek için türevini öğrenmek için sinüs kosinüslere gideceksiniz falan filan baya bir uğraş gerektiriyor. Hani meraklısı varsa takip edebilir ama şu sınav sisteminde açıkçası biraz gereksiz. O merkezli r yarıçaplı dairenin AOB merkez açısının gördüğü yay uzunluğu da Şöyle gösteriliyor. Şöyle bir uzunluk işareti AB'yi yazıyoruz. Bak AB üstüne bir tane yay gösteriyoruz. Yay uzunluğumuz da bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi biz az önce dedik ki şöyle bize bir çember verildiği zaman bu yarı çap olduğu zaman şöyle yarı çapını hesaplayalım. Şöyle yarı çapına R dediğim zaman bu yarı çapın hesabı şey bu çevrenin hesabı 2 pi R ile bulunuyor. Peki çemberin tam, tamamen yay ölçüsü açısal olarak ne kadar? 360 derece. Peki adam bize 360 derecede değil de alfa kadar bir merkez açının gördüğü yay uzunluğunu sordu. Bu uzunluğu sordu. Buna ne diyeceğiz o zaman? O zaman buna da diyeceğiz ki madem 360'ta 2 pi re oran, oran orantı kuracağız. 360'ta 2 pi re'ye karşılık geliyorsa alfa derecede kaç pi re'ye karşılık gelir? İçler dışlar çarpımı yaparsak soru işareti olan yeri ne gelecektir? Alfa pardon yanlış yazdım. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r gelecektir. O zaman AB yayının ölçüsünün uzunluğu eşittir. Alfa bölü 360 çarpı 2 pi r ile bulunur arkadaşlar. Şöyle de kutulayalım tamam mı? Bu 30 derece ise 30 bölü 360 çarpı 2 pi r. Yani 360 derecede 30'un yay ölçüsünü buluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi 79'u yapalım hemen. Yarı çapı 2 santim olan dairenin çevresini bulunuz diyor. Hemen diyoruz ki formülümüz, çevre formülümüz eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Evet, yarı çapımızda 2 olduğu için 2 çarpı pi çarpı 2'den neye eşit çıkıyor? 4 pi'ye. Gayet basit. Hiçbir şey yok. Gerçekten bu videoda hiçbir şey yok. Dairenin alanında da hiçbir şey yok. Formülleri uygulayacağız. Şimdi alfanın kaç derece olduğunu bulun diyor. Bu sefer bu yay ölçüsünü vermiş. AB yay ölçüsünün 10 pi olduğunu vermiş. E, alfayı soruyor bize. Şöyle yapmayacağız mı biz? Şöyle diyeceğiz değil mi? Alfa bölü 360. Alfa bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r. Yarı çapımız da 12. Bunun sonucu bize AB yay ölçüsünün uzunluğunu verir. Soru da bunu bize ne vermiş zaten? 10 pi vermiş. Bak şimdi şuradaki pi ile şuradaki pi birbirini götürüyor. <laughs> 12 360 sadeleşirse burada 30 kalıyor. E bu otu, Bu 2 ile bu 30 sadeleşirse Alfa bölü 15 eşittir 10 çıkıyor İçler dışlar yaparsak Alfa ne çıkıyor 150 derece çıkıyor bu kadar Tamam Direkt formülü uyguluyoruz yani hakikaten bir şey yok. 81 O merkezli çember yayları verilmiştir OB 8 santimmiş BD 6 santimmiş CD 7 santimmiş AB'nin kaç olduğunu bulunuyor Şimdi şuradan gideceğiz arkadaşlar Öncelikle, bize CD'yi vermiş ya CD yay uzunluğunu, CD yay uzunluğundan faydalanarak bu o merkez açısının ne olduğunu bulacağız. Bu o merkez açısını bulduktan sonra da AB yayına geçiş yapacağız. İki işlem yapacağız yani. Önce diyeceğiz ki alfa bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı r. Bak r dediğimiz şu anda hesapladığımız şöyle düşünelim bakın. Buraya r1, buranın tamamına da r2 diyelim. Bizim için şu an R2 önemli. Büyük yarıçap önemli. Yani OC önemli. Şimdi OB 8'miş. OB 8'miş. BD de 6'ymiş. O zaman bizim R2'miz 14 olur. Yani çarpı 14 eşittir. Şu an neyi buldum ben? Büyük yayı buldum. Yani CD yayını. O soru bana soruda 7 verilmiş. 7 pi. Bak bu pi'ler gitti. 14'te 7 sadeleştirdim. 2. 2 kere 2 4 360 ile sadeleşirse alfa bölü 90 eşittir 1 olur. İçler dışlardan alfa 90 derece olur. Yani burası dikmiş arkadaşlar. Burası böyle 90 dereceymiş tamam mı? Dikmiş. Peki o zaman biz AB yayını buluruz artık. O zaman diyeceğiz ki 90 bölü 360 çarpı diyeceğiz 2 pi r diyeceğiz. Şimdi 2 pi yazdık. 2 pi çarpı. Bu sefer r'miz AB yayını bulduğumuz için OB olacak. Yani 8. Buraya da çarpı 8 dedik. Şimdi e, bu 36 ile 90 sadeleşsin 4 bu 4 ile bu sadeleşsin 2. 2 kere 2'den ne çıktı cevabımız? 4 pi çıktı. Anlaştık mı? Tamam. Dairenin çevresi ya ne verilmiş bize? E, e, en noktasında dıştan teğettir. çemberler etrafında gergin olacak şekilde bir ip geriliyor. AB eşmiş bu ikisi. AB 10 santim olduğuna göre ipin uzunluğunu bulunuz diye sormuş. Şimdi o zaman ortak birer merkez belirleyelim. Merkezleri belirledik. Merkezlerden şuradaki teğetlere diklerimizi gönderelim ve burada bir tane. Şurada bakın şöyle. Şuradan da şöyle çekelim. Aslında burada bir kare oluşturmuş oluyoruz. Niye kare oluşturmuş oluyoruz? Çünkü bunlar dik ya. Burası 10'sa burası 10. Burası 10'sa eş olduklarından dolayı bura 5 5. Demek ki yarı çap. demek ki bura 5, bura 5, 10 10 10. Demek ki şurası 10. Yani biz bu yeşil ipin uzunluğunu bulmak için şuradaki onla 10 şuradaki 10'u toplayacağız. Bir kere bizim bir 20'miz gelecek. 20 var. Artı bir de şuradaki yarım çemberin şu yay uzunluğu, şu AD yayının uzunluğu gelecek. Bir de şuradaki BC yayının uzunluğu gelecek. O zaman yarım yarım hesaplamaya gerek yok. 2 yarım bir tam yapar zaten. Bir tane tam çemberin çevresini hesapladığım zaman işi bitiriyoruz. Yani 2 çarpı pi çarpı yarı çapımızda nedir? 5. Buradan 10 pi, 20 de yanında 10 pi artı 20. 10 pi ile 20 toplanmaz arkadaşlar. Böyle bırakılır. Şıklarda da zaten böyle karşınıza gelir. Tamam mı? 83. Şekilde yarı çapı 5 santim eş olan 4 tane çember birbirlerine teğettir. Bu çemberlerin etrafına bir ip geriliyor. Bu gergin ipin uzunluğunun kaç olduğunu bulunuz diye sormuş bize. Şimdi yine aynı şey yapacağız. Bunlar eşler ya. Şuradaki teğetlere göndereceğiz diklerimizi. Buradan uzatacağız. Buradan göndereceğiz. Buradan uzatacağız. Tabii şöyle eşit geçelermiş keşke. Şöyle olacak. Şimdi şöyle düşünün. E, ee, yarı çaplar 5'miş. Burası 5, burası 5, burası 5, burası 5. Tamam mı? E, ee, o zaman şöyle diyelim. Şuradaki yarı çapları şöyle birleştirip buradaki yarı çapları birleştirirsek 5 artı 5'ten bak bura 5 burada 5 o zaman burası 10 yapar burası da 10 yapar yani arkadaşlar şuradaki ipin parçası artı şuradaki ipin parçası buradan 20 geliyor bak aynı şekilde bu ipin parçası Artı bu ipin parçası. Buradan da 20 gelir. İşte, e, 10 gelir buradan. Buradan da 10 gelir. 10, 10, 10, 10. Yani toplamda bir 40'ımız geliyor. Oradaki e, 40'ı bir alıyoruz. Artı bir de bakın şurada bir tane çeyrek çemberin e, yay uzunluğu var. Şurada bir çeyrek çemberin yay uzunluğu var. Şurada bir çeyrek çemberin yay uzunluğu var. Şurada da bir çeyrek çemberin yay uzunluğu var. Yani 4 tane çeyrek geliyor. Şöyle düşünün. Kokoreç gibi düşünün. 4 tane çeyrek kokoreç bir tane tam yapar. <laughs> Acıktım. 4 çarpı e, ne diyeceğiz? 2 çarpı pi çarpı r. Yani 2 çarpı pi çarpı 5 bölü 4. Her biri bu kadar. 4 tane 4'ler gitti. Zaten 4 çeyrek bir tam ediyor. Yani 2 pi çarpı 5. Yani 10 pi artı 40 gelir bizim toplam çevremiz. İpin uzunluğu yani. Tamam mı? Bu ip uzunlukları ve toplam çevreyle ilgili ÖSYM e soru sormaya bayılıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Böyle birim kareli milim kareli. Yapacağız. F dolarda da yapacağız, bonuslarda da yapacağız zaten. Şekilde ortak merkeze sahip bir halka şeklindeki nesne verilmiştir. Küçük çemberin yarıçapı 1 ve büyük çemberin yarıçapı 3 santim olduğuna göre şeklin çevresi kaçtır diyor. Şimdi şeklin çevresi dediği arkadaşlar aman ha birbirlerinden çıkarma yapmayın. Ters köşe bir soru. Bilerek koydum bu soruyu. Hemen birbirlerinden çıkartıyorsunuz. O alanda arkadaşlar. Burada şeklin çevresi derken şu dıştakini soruyor. Yani şu var ya şu artı içteki. Bu ikisinin toplamını soruyor. Dıştaki 2 pi çarpı 3. içteki de 2 pi çarpı 1. Yani 6 pi artı 2 pi'den 8 pi. Aman ha böyle e, arasında şekil var. Onun çevresinden onun çevresini çıkarayım diye ezbere şeyler yapmayın. Burada hiçbirinin çevresinden başka bir şey çıkartmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak çev çevreleri topluyoruz yani tamam mı? 85'e geldik ÖSYM bunun benzeri bir soru sormuştu alanla birleştirmişti benim de alanla birleştirdiğim sorular var çevre alan birleşimini yapıyor bazen ÖSYM biz şu anda alan bilmediğimiz için çevreyle ilgili çözeceğiz sadece bunu AB, BC ve AC çemberlerin çaplarıdır bak AB küçüğün BC daha küçüğün en büyüğünde AC çapıymış ee, şeklin çevresini soruyor bize. Şöyle yapacağız. Önce en büyük yarım çemberin çevresini bulacağız. Yani 2 çarpı pi çarpı bura 10sa büyük çemberin, büyük yarım çemberin yarı çapı kaç olur? 5 olur arkadaşlar. Yani 2 pi çarpı 5 bölü 2 diyeceğiz. Bu şu uzunluk. Bak göstereyim. Şu ya uzunluğu bak. Bu yay uzunluğunu bulduk. Şimdi şu yay uzunluğunu bulalım. Şeklin çevresi, boyalı şeklin çevresini soruyor ya. Ondan sonra da şu maviyle boyadığımı bulduğumuz zaman şeklin çevresini bulmuş oluyoruz zaten. Hadi bakalım. Artı 2 çarpı pi çarpı 8'in yarısı bu çap ya 4 4 diye ayrılacak. E, ee, 2 çarpı pi çarpı 4 bölü 2 diyeceğiz. Artı 2 çarpı pi çarpı Burası 2 birim çapı yarı çapı 1 bir birim yine yarım daire olduğu için yarım çember olduğu için 2 diyeceğiz. 2'ler e, gitti 5 pi 2'ler gitti 4 pi 9 pi 2'ler gitti 1 pi de buradan toplamda buranın çevresi ne gelecektir arkadaşlar? 10 pi gelecektir. Tamam mı? E, gerçekten bu kadar. Yani çev, şeyin çemberin çevresiyle ilgili bilmeniz gereken şeyler tamamen bu kadar. Formül bazlı. Bundan sonra yani şöyle söyleyeyim. Konu kısmında çok az soru var ama envai çeşit soru üretilebilir. Efficionado'da elimizden geldiğince ürettik. Şimdi bonus sorumuz var 4 tane. Bunları güzel bir şekilde yapalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Bak bonus 1 ile başlıyoruz. Kullanacağımız tek bir formül. 2 formül var. 2 pi alfa bölü 362 pi Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Aşağıda verilen mavi yay o merkezli AO yarıçaplı çemberin e, pem pembe ise B merkezi BC yarı çaplı çemberin parçasıdır. P noktası bu iki çembere yayın kesişim no, kesim noktasıdır diyor. Tamam. Diğer e, şu yani şöyle düşünün. Bu yayı tamamladığınız zaman B merkezi oluyormuş buranın. Tamam güzel. Şimdi diyor ki pembe çemberin yayının mavi çemberin yayının uzunluğuna oranını soruyor. Kaç katıdır diyor. Oranlayacağız yani. Bir kere O merkezse burası 2'dir. Ben şu PA'yı bulabilirim. PA yayı eşittir. Ee, ne diyeceğiz arkadaşlar? 90 bölü 360 yani 1 bölü 4 çeyrek çember çarpı 2 çarpı pi çarpı R'si 2. 2'ler sadeleşti. 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 geldi. Oranın yay uzunluğu pi bölü 2 arkadaşlar. Tamam mı? Şeyden de yapabiliriz. 90 ya merkez açı. Oradan da düşünebilirsiniz. Bu tarafa geldik. Tabi yarı çap 2 olduğu için. Ee, şunla birleştiriyorum. Bu yay uzunluğunu bulabilmek için. Bak 2 2 burası 45. Burası 45 ise şurası 135 derece. Yani 100 neyi buluyorum bu sefer? PC'yi buluyorum. PC eşittir. 135 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı yarıçap. çap. Yarı çapta 90 45 45 üçgeninden dolayı 2 2 2 kök 2'dir. Yani buraya da yazdım 2 kök 2'yi. Şimdi 135'i 45'e böldüm 3. 90'ı 45'e böldüm 8. 2 kere 2 4 8 de sadeleşti. 2 3 kök 2 bölü 2 mi geldi? 3 kök 2 bölü 2 geldi. Bu arada şurada bir şey var sanırım. Burası pi yapıyor arkadaşlar. Pi bölü 2 değil. Pi yapıyor şurası. Özür dilerim. Niye pi bölü 2 yapmıyor? Çünkü 2 kere 2 4. 4 bölü 4'ten. Benim az önce söylediğim yarı çapı 1 birim olanın. Hani 1 1 ise 90 ise burası 90. Yarı çapı 2 olduğu için değişiyor. Aman orası karışmaz. E, 3 kök 2 bölü 2 pi çıktı. Bu pembe olan. E, mavi olan da pi çıktı. Bunları oranla diyor. Oranladığım zaman pi'ler birbirini götürünce 3 kök 2 bölü 2 yani a şıkkı çıkmış olacak arkadaşlar. Tamam mı? İki tane formülümüz var. Bir daha söylüyorum. 2 pi Alfa bölü 360 çarpı 2 pi Gerisi şekilsel olarak veriliyor. İşte mesela bu şekilsel bir soru. Desenin çevre uzunluğunu soruyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şimdi şurada bir tane Yarım daire var. Yarım çember var. Burada bir tane yarım çember var. Burada bir tane yarım çember var. Burada da bir tane yarım çember var. Toplamda 4 tane yarım yani 2 tane tam var. Yani 2 tane 2 pi birim kareler olduğu için 2 birim yarı çaplı çeyrek çemberler çizilerek diyor. 2 birim, 2 birim yarı çaplı yani her birim bir, bir birim kareymiş. Yani 2 birim. O zaman 2 çarpı 2 pi r 2. Yani 8 pi geliyor. Nereden? Buradaki yarımlardan. Tamam mı? Yarımların uzunluğu 8 pi. Şimdi şeye geliyoruz. Bak. Burada 4 tane çeyrek var. Bak. Bir çeyrek bu. İkinci çeyrek bu. Üçüncü çeyrek bu. Birinci çeyrek bu. İkinci çeyrek bu. Üçüncü çeyrek bu. 4. Bak. 3 tane çeyrek var. Yani 3 bölü 4 buradan var. 3 bölü 4 buradan var. Aynı şekilde 3 bölü 4 buradan var. Aynı şekilde 3 bölü 4 buradan var. Yani 4 çarpı 3 bölü 4 çeyrekten toplamda 3 tane tam var aslında. Bu kırmızıların birleşimi. Bu, da kırmızı. Bu da, burada da 3 bölü 4 var. Burada da 3 bölü 4 var. Yani 3 tane de tamı toplayacağız. 3 tane tam nasıl hesaplanır? 3 çarpı 2 pi çarpı 2. Yani buradan da 12 pi geliyor. 8 pi ile toplayınca 12 pi artı 8 pi'den 20 pi çıkıyor. 5 Tamam mı? Bonus 3. Birim kareler üzerinde merkezleri gösterilen 5 adet çember çiziliyor. Bölge boyanıyor aralarında kalan. Bölgenin çevresini soruyor. Yine aynı şekilde bakın. Ee, şurada bir tane ne var? Şöyle çeyrek çember var bak görüyor musun? Tam çeyrek çember hatta şöyle göstereyim bak noktayı oraya koymuşum zaten. Şöyle gel çeyrek çemberin ee, yay uzunluğu var. Yani 2 pi çarpı yarı çapımız 3 2 pi bölü 4. Yani 6 pi bölü 4. Yani 3 pi bölü 2. Kırmızı olan. Şimdi turuncuyla gösterelim. Şurası. Nedir? Merkezi şey yarı çapı bir birim olan bir çemberin dörtte biri. Yani 2 çarpı pi çarpı 1 bölü 4. Yani pi bölü 2. Güzel. Bu e, şeydi. E, turuncu olandı. Şimdi şurası var. Burası yine yarı çapı bir birim olan bir dairenin çemberin yarısı. Yani 2 çarpı pi çarpı 1 bölü yarısı 2. Yani buradan da pi geldi. Güzel. Şimdi mavi ile göstereceğime bak. Bu şurası. Bu mavi ile gösterdiğimde yarı çapı 2 birim olan bir dairenin 4'te biri. Yani 2 çarpı pi çarpı 2 bölü 4. Yani 4 pi bölü 4'ten burası da pi yaptı. Son olarak başka elimde renk kalmadı lan. Siyahla göstereyim bari. E, ee, yo yeşilimiz var. Yeşille gösterelim. Yeşille gösterdiğim şurası. Burası nedir arkadaşlar? Burası da yine yarı çapı 2 birim olan bir dairenin dörtte biri. Yani 2 çarpı pi çarpı 2 bölü 4. Yani aynı şekilde orası da pi. Şimdi pi 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 buradan 3 pi geldi. 4 pi bölü 2'den 2 iki pi de buradan geldi. 3 pi buradan 2 pi buradan topladığımız zaman toplamda 5 pi yapar. Yani 5 şıkkıdır şey gibi böyle bir bulmaca bulmak gibi. Bonus 4. Deniyorsunuz değil mi bunları? Mesela bunu dene bakalım. Yapabilecek misin? Çok zor değil. Birim kareler üzerinde çizilen o merkezli iki birim yarıçaplı da yarıçaplı dairenin bir kısmı şekildeki gibi boyanmıştır. Boyalı bölgenin çevresini soruyor. Bir kere arkadaşlar şuraya kadar olan çevreyi buluruz. Yani şu çapı çeksek şuradan şu sarıyla boyadığım yer zaten yarıçapı 2 birim olan bir dairenin Yay uzunluğu. Yarım dairenin yay uzunluğu. 2 çarpı pi çarpı 2 bölü 2. Yani 2 pi geliyor bir kere buradan. Şurası 2 pi. Şu sarıyla boyadığım 2 pi. Şimdi şuraları bulalım. Bak şu yay uzunluğunu bulalım. Bir de şu yay uzunluğunu bulalım. Bir de şu aşağıyı bulacağız. Toplayacağız. Yalnız aşağısı 2 birim değil. Dikkat edin. Şey 4 birim değil. 4'ten biraz daha az. Bak sağdan soldan kırpmış. Orayı nasıl bulacağız? Şöyle yapabiliriz. Ee, şurayla şurayı birleştirsek arkadaşlar. Şöyle birleştirsek. Ee, şurası 90 derece. Yarı çapımız 2. Burası 2. Ee, şurası da 1. Değil mi? E, o zaman burada bariz bir şekilde 30'un karşısı. Bir dakika orası 2 değil. Özür dilerim. Şurası 2 değil mi? Hmm, dur. Dur. Oradan olmaz. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Dur. Şöyle yapalım. Şurayla şurayı birleştirelim. Aynı şey. Burası 2 birim oldu mu yarı çap? Burası da 1 bir birim mi? 90 derece. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 30 ise Z'den dolayı. Burası 30 yani 30 derecelik. 30 dereceyi görüyor burası. Ama aynı şekilde buradan da çizseniz aynı şekilde eş üçgenler olduğu için burası da 30 olacak. Çünkü bu çizdiğimde 2. Şurasının karşısı da 1. Şurası 1. Böyle silelim. Aynı şekilde burada da şurası 30 derece. Şurası 60 derece. Burası 60 derece olacak. O zaman arkadaşlar... E, 30 artı 30'dan 60 derecelik yayı göreni bulabiliriz. Ya da 30'luğu göreni buluruz 2 ile çarparız. Aynı şey. 30 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi çarpı yarı çapımız 2. E, 30 bölü 360 12 ya. Ha, bunu bir de 2 ile çarpacağız. Burası 12 yaptı. Sadeleştirdim. Burası 6 yaptı. Burası da ne oldu? 4 pi bölü 6. Yani 2 pi bölü 3 geldi. Güzel. Bu ikisinin toplamı. Yani buna A dersem, buna B dersem, buna da C dersem. A artı B artı C 2P artı 2P bölü 3. Yani 8P bölü 3 geldi. Yalnız şurası da var. Ee, şu kırmızıyla gösterdiğimi de bulmamız lazım. Şurayı da bulmamız lazım. E orayı buluruz. Ne var ki orada? 2 2 120. 30 30 120 üçgeninde 2 2 ise şuranın da zaten 2 kökücü olması gerektiğini görüyorsunuz. Yani cevabımız 8P bölü 3 artı 2 kök 3 gelecek. Yani 5. Tamam mı? Güzel. İşte çemberin, dairenin çevresini böylece halletmiş olduk arkadaşlar. 38. gün dersimiz de böylece bitmiş oldu. Güzel güzel, tatlı tatlı ilerliyoruz. Fişinaldo'da biraz rahatınızı kaçırabilirim ama onu söyleyeyim. Çünkü 39 da rahat olacak. Dairede alanı yapacağız, bitireceğiz. Ondan sonra artık bildiklerimizi kullanma vakti gelecek. Çok tatlı sorular konuşacağız Fişinaldo testinde. Ondan sonra yolumuza da Efşinado testinden sonra katı cisimler, analitik geometri, dönüşümler, çemberin analitiği ile devam edeceğiz. Ama artık bayır aşağı gitmeye yaklaştık arkadaşlar. 45. günden sonra kamp göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Geometri ile alakalı konu anlamında... Yeni nesil soru anlamında hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Sizden tek istediğim şey kolay bir kitaptan çember, çemberin ve dairenin çevresiyle ilgili mutlaka soru çözün. Yarında alanla ilgili bir sonraki gün 39. günde alanla ilgili soru çözün. 40. güne geldiğiniz zaman klasik kısımda sorunuz kalmaz. Yani her formülü ve formüllerin soru, temel soru tiplerinde uygulanışlarını bilin. Ondan sonra da işi bana bırakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 39. günde görüşmek üzere. خوش چکم